Şimdi aslında konuşmamız gereken konu ne yapmalıyız? Bu oyunları şu an modern yaşamda kendi toplumumuza nasıl yansıtabiliriz? Buraya da aslında Abazeki İbrahim'in sorusuyla başlamak istiyorum. Soru daha önce gelmişti ama bunu sonda daha anlamlı olacak diye en sona sakladım. Şöyle diyor hocam, Lerice kızak yarışları Sivas'ta yapılmaya başladı. Uzun Ha, yaylada sarıca. festivaller yapılıyor. Ali Ödün hocamızın Evet. bahsettiği oyunlar bu festivaller çerçevesinde canlandırılamaz mı veya nasıl canlandırılır demiş. Bir de Sami Doğan da aynı şekilde bir dakika bahsettiğiniz geleneksel yarışların yapıldığı yarışlar organize edilebilir mi acaba diye bir soru sormuş. Ben de şöyle devam etmek istiyorum. Bu oyunları dernekler nasıl yaşatabilir? Köylerde nasıl yaşatabiliriz? Özellikle hani olimpiyatlarda ok binicilik olur. Örneğin okçuluk. Dernekler bunlara bir çaba harcayabilir mi? Gerek kurslar, gerek sporcu yetiştirmek açısından. Buna da bir 10 dakika, 8-10 dakikada cevap verirseniz daha sonra programı Evet. bitirelim. Her yaptığımız program bir amaca matuftur. Dikkatinizi çekerim. Bir amaca yöneliktir. Amaçsız iş yapmıyoruz. Bu önemli. Daha önceki yaptığımız programlarda bir öneride bulunmuştuk. Hatırlayacaksınız. Bu Kabze Çalıştayı'ydı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet hocam. Kabze Çalıştayı'nın mutlaka yapılması lazım ve demiştik ki bunu bir dernek yapamaz. Yapabilir ama olmaz. Neden? Siz kendi derneğinize, kendi dernek üyelerinize yönelik bir şey yapmıyorsunuz. Toplumu kuşatan bir şey yapıyorsunuz. Bizim toplum paydaşlarını, toplumun paydaşlarını dahil etmezseniz rağbet göstermez. Ben açık söyleyeyim. Ondan sonra da oturursunuz. Ya şu kadar senedir derneğiz. Kongrelerimize şu kadar kişiden başka gelmiyor dersiniz. Katılımcılarımızı, kaprislerimizi bir tarafa koyup herkesin, bütün derneklerin, bütün dernek üyelerinin, bütün STK'ların katılmasını sağlayacağız. Biz burada savaşa gitmiyoruz. Oyunlarımızı oynayacağız ya. Bunda bir şey yok ki. Kültürümüzü paylaşacağız. Bunu sen beni olur mu? Ondan sonra insanlarımız bir araya gelemiyor. Ondan sonra da oturuyoruz, başlıyoruz bağırmaya. Karma evlilikler çok oluyor. Ah yazık oluyor. Şimdiki gençlik şımarmış. Ya siz gençlerin bir araya getirmesine engelsiniz ki. Ya pay kime gidiyorsa gitsin. Azıcık patlayayım yani. Kime gidiyorsa gitsin. Ya zaman kalmıyor. Önümüzde 25-30 altın yıl var diye bangır bangır bağırıyorum kaç senedir. Onun için bütün STK'ların katılacağı arkadaşlar, şimdi yüzümüzü güldürelim biraz. Bütün STK'ların, bütün federasyonların katılacağı ya da emek vereceği bu işin sportif faaliyetten bir komisyon oluşturacak. Bu kadar ya, gençlerimiz bizden çok iyi yapacak. Biz hadi çocuklar diyeceğiz. Yemin ediyorum sizin yaş gruplar toplaşacaklar. Diyecekler böyle 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 bir çalışma hazırladık. Ne diyorsunuz? Kimi görevlendiririz? Atıyorum beni görevlendiririz. Gelin bakalım çocuklar. Ya şunu bir daha düşünün diyeceğiz. Aa böyle olmuş. Aa daha iyi olmuş. Aa ne güzel düşünmüşsünüz. Ondan sonra getirecekler çocuklar. Oyunu da yapacaklar. Biz icra etmeyeceğiz. Biz takdir edeceğiz. Biz alkışlayacağız. Biz efendime söyleyeyim ödüllendireceğiz. Hepsine biz koşmayacağız. Ondan sonra çocuklar bakıyor, geliyor, oturuyor, oturuyor. Hep biz konuşuyoruz, biz yapıyoruz, bir şey hep biz. Ya bir çekilelim. Bir çekilelim. Bak bu pırlanta çocuklar neler ortaya çıkaracaklar. Topluyoruz bir insana. Söyle iki tane kelime söyleyeyim. Değer verilmiş zannediyor gidiyor. Hay olmaz. Ben anlatıyorum. Benden daha iyi bilenler var. O da bir eksiğimi tamamlayacak. Öbürü de bir eksiğimi tamamlayacak. Herkes işin bir ucundan tutacak. Ondan sonra bakın nasıl oyunlar çıkıyor. Yani şu cız dediğimiz olay mükemmel bir olay. Ay dediğimiz olay mükemmel bir olay. Ondan sonra kışın oynanan antre dediğimiz işte Çin dediğimiz olay.
Gideceğiz şehrin nimetlerinden biz de istifade edeceğiz, söyleyeceğiz. O aşık oyunu. Yani hangisini ürettiririz, fabrikaya ürettiririz. Hayvanların kesip de ayaklarını yolmaya bilmem ne yapmaya gerek yok ki. Gramajı belirleriz. Okey taşları gibi aynı ham maddeden yapılmış model aşıklar üretiriz. Rengarenk. Gideriz efendime söyleyeyim. Bakın önerilere bakın. Cipslerin içerisine fabrikayla anlaşırız. Birer tane aşık koydururuz. Bir cips alandan özel hediye aşıklar çıkar. Çocuklar tanır. Dünya tanır. Çıkarız bir televizyona nasıl oynandığını oynayarak uygulamalı, icraatlı bir şekilde anlatırız. Sadece Çerkez çocuklar oynamayacak. Okullarda kullanılır. Yani çocuklarımız artık dijitalin şeyinden çıkıp biraz aktivite kazanması lazım. Sonra sosyal oyunlarımız o kadar güzel ki sosyal mesafe açısından da son derece uygun şeyler, oyunlar. Dolayısıyla tabii ki bunu dillendireceğiz. Toplantılarda sorular sorun. Efendime söyleyeyim, kongrelerde sorun. Böyle gençlerimiz artık yetişkin insanlar. O 18 yaşını doldurmuş insanlar bugün milletvekili adayı olabiliyor. Tamam biz büyüklere saygı duyarız. Bizim kültürümüzde bu var. Ama talepte bulunmak, öneride bulunmak, siz bunları niye yapamadınız deyip soru sormak bir saygısızlık değil. Edebince, adabınca aktiviteyi aktif olmayı artık içselleştirmemiz lazım. Geç kalıyoruz birçok şeye. Benim acizane önereceğim konulardan bir tanesi bu. Uzun Yayla'da yeniden at çiftlikleri açılıyor. Ne kadar güzel. Mesela Kafkasya'da hakeza. Yani hemen hemen herkes bir at besliyor bugün. Biliyorsunuz caddelerde hem Nalçık'ta olsun hem Maykop'ta olsun atlı süvari birliklerimiz çok güzel edebince, adabınca görünür kılıyor. Kültür, tarihi şeyler. Düştüğümüz yerden kalkacağız. Düştüğümüz yerden kalkacağız. İnsan düştüğü yerden kalkar. Düşmediğimiz yerden kalkamayız. Nerede düşmüşsek orada kalkacağız. Bu toplumun efendime söyleyeyim, diniyle bir problemi yok. Yaşadığı ülkesiyle bir problemi yok. Hem burada hem şey. Haklarını talep edecek tabii. Kültürüne sahip çıkacak tabii. Bugün üniversitelerimiz açılmış. Bakın Düzce Üniversitesi'nin bilim dili, tez dili olarak Adgece, ben tezimi Adgece yazdım. Ve bunları yazdım. Size bir mani var mı? Yok. Türkiye küçüldü mü? Hayır, büyüdü. Akademisyenlerimiz, birçok akademisyen gelip Çerkezler'i çalışıyor. Bizim birçok insanın hala kendini gizliyor. Ne yapmak istiyorsunuz kardeşim? Bu toplumun ekmeğini yediniz, suyunu içtiniz yani. Çalmıyorsunuz, çırpmıyorsunuz. Geleceksiniz, kültürünüze hizmet edecek. Görevinizi aksatmayın. Kimse görevini aksatmasın. En dürüstünü yapsın. Ben onca yıl okulunda idarecilik yaptım. İşimle aşımı karıştırmadım birbirine. Ama dışarıya geldiğiniz zaman da görevinizi yapın. Paşalarımız kitap yazmış. Bu kadar nasıl yazabildiniz, çalışabildiniz? 8 saat uyuyorum, 8 saat görevimi yapıyorum. 8 saatte halkıma, milletime günde ayırıyorum. Helal olsun. Ellerinden öpeceğim bulsam. Nur içinde yatsın. Bir de bir şey.